burada iki tane engelli odamız var. Burası tek kişilik odamız, tek kişilik odamız, çift kişilik, üç kişilik ve engelli odamız var. Her iki katta da engelli odalarımız mevcut. Burası aslında Şehit Gazi yakınlarımızın, şehir dışından gelenlerin, hastane konusuyla alakalı bir durumu olduğunda bizim misafir edeceğimiz ya da okula çocuğunu yerleştirdiğinde misafir edeceğimiz bir misafirhane. İki kattan oluşuyor, 14 odamız var. Böyle bir yer tamamen bizim misafirliğimizde oluyor olacaklar. Zaten biz yönetiyor olacağız. Biz yönetiyoruz başkanım. Tamamen ücretsiz oluyor. Engelli kullanımına uygun olduğu için gerek banyolar gerek bütün düzenlemeler o konuda da zaten gazilerimizin çok rahat edeceğini düşünüyoruz. Tabii hem bizim müdürlüğümüze de başvurabilirler ama aynı zamanda dernekler üzerinden de bize şey gelebilir. Tabii biz doğrudan dediğiniz gibi başvuru alıyoruz. Zaten irtibatlıyız. Derneklerle de irtibatlıyız. Derneklerin genel merkezleriyle de. Türkiye'nin her yerinden burada ağırlıyor olacağız. Karşıda da yaptığımız yerde bir ufak bir misafirhane var zaten. Var başkanım. Haliç'te bir de burada var. Zaten şeyde aslında diğer misafirhanelerimizde de dönem dönem ya da konaklamayı zaten ağırlıyorduk başkanım. Zeytinburnu'nu kullanıyorduk, otelleri kullanıyorduk. Zaten ağırlıyorduk. Artık kendi merkezlerimizde ağırlıyor olacağız. Burası da çift kişilik odamız başkanım. Bir örnek odaları size arz etmek istedik. Güzel. Ve gazilerin temel sorunlarını sizlerle paylaştığımız üzere tamamlamış sizlere başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz adına Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, Türkiye'deki bütün şehit aileleri ve gazilerimize çok adına teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet. İstanbul'da onları ağırlayacaksınız. Şeref, onur, onlarda bu huzuru İstanbul'un balkonunda keyfini çıkaracak. Dışarıdaki engelli odamız, yani bütün tuvalet tasarımı, banyo tasarımı tamamen tekerlekli sandalyeyle de büyülebilecek şekilde bütün ölçülerimiz uygun. Genişlik de ona göre tasarlandı. Evet. Güzel. Tabii sonuçta engelli gazilerimiz için güzel bir şey. 11 hasarlı gazilerimiz var. Başkanım, buranın gördüğümüz kadarıyla Ankara Bilkent Gaziler Uyum Evi'ndeki konseptten daha bir farkındalık oluşturmuş. İnşallah daha kolay günlerde her gün kolaylığını sağlayacak güzel bir projeye imza attık. İnşallah. Müdürümüz ve başkanımız çok özen gösterdiler. Her konuda, her şeyde. Ne güzel. Sağ olun başkanım. Elinize sağlık. Birlikte üretince güzel oluyor zaten. Tabii ki. Yani birlikte düşünmek kadar çok güzel başkanım. Değerli bir şey yok. Her konuda öyle diyorum ki. Zaten konuda yıllardır beklediğimiz, özlemle beklediğimiz bir tesisti. Gerçekten çok güzel oldu. Şehit ailelerin için, mağlup gazilerimiz için, mağlup gaziler için çok güzel bir ortam oldu. Çok güzel. Hem de engelli detayı da düşünülmüş olması. O da hep beraber düşünmenin ürünü. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Biz de teşekkür ederiz başkanım. Biz de iyi dersler diliyoruz size. Bölgenin çocukları. Evet, nasılsınız öğretmenim, iyi misiniz? Kolay gelsin, hayırlı olsun. Ne yapıyorsunuz? Ooo müthiş, herkes tavşan mı olacak yoksa? Ya senin teşekkürün var ya. Bak ben uçarım ha şu camdan şimdi böyle. Uçarım, kanatlanır uçarım. Senin güzel yüzüne kurban. Aferin çocuklara. Hadi. Perliğin acayip ya. Bakayım göremedim. Oo. Tamam. Evet. Başkanım. Çok teşekkür ederim. Adın ne kuzum? Barış Eren. Ya ne güzel ismi var. Hem Barış hem Eren. Daha ne olsun? Harika. Güzel adamlar, güzel kızlar. Harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Okulu seviyor muyuz? Evet. Muhteşem. Renk ne ya? Sen? Yok, en sevdiğiniz renk neydi diyor başkanım. En sevdiğim renk bugün yeşil olsun, bir de mavi olsun, olur mu? Bir de gri.
Bir de gri, tamam. Gri, gümüş de var. Tamam, bütün renk... Ha doğru, gri. Hepsi. Hepsi. Efendim? Hepsi. Hepsi. Evet, bu ayı. Kesinlikle. Aynen, bütün renkleri seviyoruz. Aynen öyle. Söyle söyle bir tane. Fotoğraf çekilir mi? Fotoğraf çekilir miyiz diyor. Ben seninle fotoğraf çekileyim, gel. Ben de. Güzel. Daha solmayın lütfen. Sizi bekliyorlar da. Tamam. Lütfen oturun lütfen. Lütfen oturun. Sağ olun. Nasılsınız? Siz de inşallah güzel bir yuva olsun böyle. Sizin de geliştirdiğiniz bazen. Biz bu tür yerleri açarken her ne kadar içini yapıp kapısını açıyorsak da içini sizler doldurun. Taleplerinize göre daha da şekillendirebiliriz, geliştirebiliriz. Burada ne güzel etkin bir bina oldu. Yukarıda şehit ve gazi ailelerimiz için konaklama yeri, yurt il dışından gelen. Kreş muhteşem, çocuklar, aileleri. Burası da sizlerin şekil vereceği. Ben hep diyorum insanımız aslında biraz da şeklini geliştirsin, büyütsün. Onun için bizden hani isteyin, talep edin, önerin, birlikte gelişsin her şey. Başkanım, sizi anlatmayı çok isteriz. Bugün burada yaptığımız yastıklar mastektomi yastığı. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olduğu için. O güne hatırlıyorum. Evet, bu yastıkları kanser hastası kadınlara armağan edin. Çok onların biraz daha hani bu ameliyatı geçirdikten sonra kollarının altına bu yastıkları dayayıp ağrıların azalmasını sağlayacağız. O sebeple Ekim ayı boyunca tüm kadınlar atölyelerimizde bu yastıkları yapacaklar. Çok hoş, çok güzel. Allah şifa versin her hanımefendiye diyelim. İnşallah herkes sağlıklı olsun temennimiz o, ama böyle bir dayanışma da güzel olmuş yani. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Peki bir isteğiniz var mıdır bizden iletmek istediğiniz? Sağ olun. Biz size... Çekiyoruz efendim, buradayız. Böyle bakalım. Teşekkür. Hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetleri olsun hepinize. Umarım burada iyi eğitimler ve buluşmalar olur. Tabii sizin de talebinize göre arkadaşlarım geliştirebilirler. Bu tür yerlerimizin tamamı vatandaşımıza ait. Sizlerin talepleriyle daha da geliştirilebilir. Biraz atıl bir binaydı. Çok verimli bir binaya dönüştü. Çok da mutlu oldum. Yukarıda şehit ve gazilerimiz, aileleri, konaklama yeri, kreş, burada anne ve özellikle kadın çocuk diyaloğu, arkadaşlarımızla beraber onların da emekleriyle çok daha keyifli bir hizmet alanı oldu. Sizlere hayırlı olsun. Komşularınızla paylaşın. Sağ olun. Hep birlikte inşallah. İyi ki varsınız. Sağ olun. İstiyor. Merhaba. Nasılsınız? Lütfen rahatsız olmayın. Lütfen rahatsız olmayın. Biz umurumuz yetmemek istiyoruz ya. Sağ olun. Olurum. Ay canım. Tadam. Eldivenler hiç alacaksın. Bir tane resim çekelim. Ben de umurumuz yetmemek ve sizi çok seviyorum. Ablacığım ve sizi destekliyorum. Benim. Resim çekebilme. Tabii. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok yetenekliyiz. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Sevdiniz mi burayı? Evet. Harika. Kolay gelsin hocam. Tamam. Merhaba. Merhaba. İyiyim kardeşim. Sen de iyi misin? İyiyim. Sağ olun. Gökhan Başkan. Merhaba. Merhaba. Harika. İyisiniz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Gökhan Başkan. Birlik yap. Helal olsun. Ha bize. Çok güzel. Gökhan Başkanım sana. Tamam. Çok yetenekli kardeşim. Tamam. Eline sağlık kardeşim benim. Teşekkür ederim. Bunu kızıma vereceğim. Tamam başkanım. Tamam. Tamam. Ben tamam başkanım. Başkanım öğrencilerimizden size hafıza. Ne güzel baskı yapmış valla, harika. Çok güzel valla, bayıldım. Şöyle yapalım mı? Şu grubu şuradan çekelim. Sonra dönelim, bu grubu buradan çekelim. Tamam. Hadi gel başkanım. Gökhan başkanım.
Evet. Biraz bir başkanımız. Oturun orada. Oturun abi, gel abi. Başkanım. Gelsene. Nihat gel. Nihat abi gel. Dursun abi. Evet. Tamam. Dursun Bey. Evet. Çok kıymetli gazilerimiz, çok değerli şehitlerimizin başkanım, yakınları, aileleri ya. Sağ olun efendim. Nasılsın? Sağ olun. İyiyim. Güzel tanıdı abi. Mı beni? Tanıdım. Abi otur lütfen. Ne güzel delikanlı abiniz vallahi maşallah. Buradan bir futbol takımı çıkar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah sizleri korusun, başımızdan eksik etmesin. Bizler de hem sizin gibi kıymetli gazilerimize, hem çok değerli şehit ailelerimize ve sizlerin ailelerine, yakınlarına olabildiğince en iyi hizmeti verme konusunda hassas çalışmalar sürdürüyoruz. Çünkü sizler bizlerin kıymetlilerisiniz. Bugün biz görevimizi yapıyorsak, işimizi böyle güzel bir ülkede, cennet bir vatanda sürdürebiliyorsak, geleceğe dair daha iyi hayaller, daha güçlü bir yaşam kalitesi oluşturma gayreti içerisinde oluyorsak, biliyoruz ki her birinizin ortaya koyduğu gayret, her birinizin ortaya koyduğu mücadelenin sayesinde yapabiliyoruz. Bu yönüyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün hayatını kaybetmiş gazilerimize, şehitlerimize ruhları şad olsun. Onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Sizlere Allah ömür versin, sağlık versin. Elbette ben hep söylüyorum, Yaradan bu cennet vatana asla savaşın kırıntısını bile uğratmasın. Çünkü biz dünyada hiçbir lider yoktur ki savaştan 10 yıl, 12 yıl sonra bir ülke kurup kendi insanına ve bütün dünyaya barış mesajlarını en güçlü şekilde verebilsin. Biz öyle bir cumhuriyetiz, öyle bir devletiz. Diyoruz ki savaş aynen Atatürk'ün dediği gibi mecbur kalmadıkça yapılamaz. Mecbur kalmadan yapılan savaş cinayettir. Bakın bu Atatürk'ün sözü. Biz ama cennet vatanımızın bir karış toprağı için de bu topraklarda yaşayan herkes canını feda eder. Bu bağlamda vatanın, milletin birliği, beraberliği, dirliği için mücadele edeceğiz. Ama daha çok bu güzel vatanın iyileşmesi adına hayatımızda daha iyi eğitimi, daha iyi yaşamı, kalkınmayı, üretmeyi, toprağı ekip biçmeyi, sanayiyi, aklınıza gelen her hususu en üst seviyeye taşımanın gayretini vereceğiz. Bizler de bugün burada iyi bir hizmetin sonuçlanmış olmasını çok kıymetli dostum Kartal Belediye Başkanımızla Gökhan Bey'le beraber hem gezdik yukarıdan aşağıya, hem de onun da ifadesiyle ne yazık ki geçmişte çok verimli olmayan bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait binanın her yerinde canlılık olan ve bir yaşam alanına dönüşmesini görmüş olmaktan büyük mutluluk duyduk. Hele hele öyle bir yapı ki, düşünün bir yanda siz kıymetli gazilerimizi ve şehit ailelerimizi burada misafir edecek, ağırlayacak, etkinlikler yapılacak. Bir yandan yukarıda konaklamayla il dışından gelen tanıdığınız o gazi dostlarınızı, onların yakınlarını, evlatlarını, sıkıntıları olduğunda, anlık gelişlerinde ya da bir etkinliğe geldiklerinde ağırlayabileceğimiz bir mekana dönüştü. Yukarıda 5 sınıflı çok güzel bir kreşimiz var. Yani oraya gelen mini minnacık çocuklar sizin o güzel madalyalarınızı görüp belki size selam duracaklar. Tabii burada aynı zamanda çok yoğun bir kadın ve aile duygusunun da olduğu etkinlik alanlarımız var, danışma merkezlerimiz var, anne çocuk bölümümüz var. Bütün buralarda bir yandan annelerin, kadınların bir kısım eğitimleri aldığı ama aynı anda çocukların da vakit geçirdiği,
kreşte olmayan, yaşı daha küçük çocukların da oyun alanlarının olduğu dolu dolu bir alan. Yani aslında bebeğinden en yaş almışına kadar herkesi bir arada kucaklayan bir yaşam merkezi ortaya çıkmış Kartal'da. Çok bahtiyarım, çok mutluyum böyle bir alanın bitmiş olmasını görmek. Dolayısıyla bugün burada farklı bir mutlulukla bulunuyorum. Ama mutluluğumuzu ve gururumuzu büyüten şey sizlerin de bizi yalnız bırakmamış olması. Ayaklarınıza sağlık. Size ait olan bu mekan sizlere, bize, milletimize, Kartal'a, İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel hizmetleri nasip olsun. Tabii bu tür yerlerin iyileşmesi, daha iyiye gitmesi bir tek yolla mümkün. Ben onu çok önemsiyorum. Sizlerin önerileriyle buraları geliştirmek, sizlerin talepleriyle ya şunu da yaparsak daha iyi olur dediğinizde bizim yöneticilerimiz, müdürümüz burada, daire başkanımız burada, genel sektör yardımcımız burada. Onlar kulakları sizde olacak, sizlerin talepleriyle buralar daha da iyi, daha da güçlü, daha da vatandaşına yakın mekanlara dönüşecek. İşte burada değerli başkanlarımızla biz hep istişare halindeyiz. Çok güzel bir yer açtık sevgili başkanımızla Haliç kıyısında. Kendi önerileriydi, çalıştık, başka emek veren dostlarımız, fikir veren dostlarımız oldu. Orada da çok geniş bir kompleksi, sizlerin vakit geçirecekleri bir alanı hayata geçirmek beni yine çok mutlu etmiştir. İnşallah orada da çok güzel vakitler geçirirsiniz, misafirlerinizi ağırlarsınız. Eğitimlerinizi, anmalarınızı, kutlamalarınızı yaparsınız. Biz de sizlere eşlik etmekten mutlu oluruz. İhtiyaç olan başka noktalarda da her zaman işte başkanımız avcılarda eksiğinden bahsetti. Bunları hep çalışıyoruz. İnşallah İstanbul bu anlamda en kutsal şeyimiz olan vatanımızı, bayrağımızı koruyan, onları her zaman en yüksekte tutan ve onların sayesinde bizim böylesi günlerde yaşamamıza vesile olan gazilerimize ve ailelerimize, şehit ve yakınlarına, şehit yakınlarına bütünüyle hizmete amade olduğumuzu tekrar ifade eder. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ya bana aslında şöyle ilginç bir sürpriz oldu. Şimdi çok ilginç bir anısı var bunun aslında. Ben henüz daha ilçe başkanıyım. Yani belediye başkanı da değilim. Partimin ilçe başkanıyım Beylikdüzü'nde. Vallahi açık söyleyeyim, biraz da şeyi olmuş bende, hani telaşı olmuş diyeyim. İsmini alamadım. Bir gün geldi bir evlat, dedi ki ben dedi bir gazi torunuyum dedi. Sizi çok seviyorum ve ilçe başkanıyım. Size dedi dedemin madalyasını emanet edeceğim. Benden daha iyi saklayacağınıza eminim. Ve bana bu madalyayı beratıyla beraber hediye etti. Ben bunu aldım. Sonra çevirisini yaptım. Sonra evimin böyle bir baş köşesine bir müzede sergilenir gibi sergilenmesini sağladım. Sonra Allah nasip etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı oldum. Bu sefer böyle bir kitaplığımız olan, misafirlerimi ağırladığım bir yer vardı. Orada sergiledim. Daha sonra da yine Beylikdüzü'nde, tabii Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Beylikdüzü'nde bir sanatla ilgili bir alanımız var. Orada muhafaza ettik. Şimdi başkanıma dedim ki, Haliç'teki yeri açınca, çok da böyle anıların olduğu bir mekan oluşunca orada, dedim vallahi bende bir emanet var. Kimin olduğunu da bilmiyorum. Bana gelip verdi. Genç miydi yani beyefendi? Böyle kırklarında bir beyefendi vermişti. Dedemin madalyası diye verdi. Bunun dedim en güzel muhafaza edileceği yer sizin o merkeziniz. Dolayısıyla o neredeyse 13-14 sene önce bana emanet edilen bu güzel emaneti ben bu güzel derneğimizin başkanlığına
koyuyorum ve inşallah o bize güvenen vatandaşımıza ben de layık olmuş olurum. 13-14 sene emaneti taşıyıp şimdi bundan sonra inşallah ilelebet o güzel yerde bu gazi madalyasının ve beratıyla birlikte muhafaza edilmesini sağlamış olalım. Ben bunu size emanet edeceğim. Fakat şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Mayıs 1926 tarihinde vuku bulan 3. İçtimai senesinin 110. İçtimanın 1. celsesinde kabul buyurmuş olan İstiklal Madalyası Kanunu'nun 30 Mayıs 26 tarihli 869 numaralı kanunnamenin 2. maddesine tevfikan Milli Ordu'da vazife almış olan Mülazım Ahmet Efendi'nin Kırmızı Şerifli İstiklal Madalyası ile taltifi tasdiki aliye itikaren eylediğini mübin vesikadır diyerek İstiklal Madalyası alan zatın hüviyeti Beypazarı Askerlik Şubesi'nde Mülazım Ahmet Efendi İbrahim Çankır demiş. Yani Çankırı'dan bir gazimizin madalyası torunu vasıtasıyla bize emanet olmuş. Ben de size emanet ediyorum. Bu inşallah orada güzel de bir kutu yaptılar bunu arkadaşlarım. Orada sergilersiniz. Ruhları şad olsun. Allah rahmet eylesin. Bütün gazilerimize rahmet diliyorum. Sizlere de sağlıklı ömür diliyorum. Size emanet ediyorum. Tabii. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti şerefimizdir. Sayın Başkanımız bu emaneti şerefini en iyi şekilde muhafaza etmiş, taşımış. Bizler de 1915 yılında Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu çok kıymetli köklü dernekte bu emaneti şerefimizle taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ta ilk geldiğinizden beri yaptığımız üzere paylaşımlarda biraz önce söylediğiniz üzere taleplerimizi makul ölçüde size ilettik. Her defasında duyarlı kaldınız. Bu duyarlılığınızı bugün burada perçinledik. Yine şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin emanetini burada misafir edeceksiniz. Bu onuru, gururu, şerefe biz layıkıyla yaşıyoruz. Yaşattığınız için de başta Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ve müdürlüğümüze bütün gazilerimizin şehit ailemiz uğruna teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi böyle bakalım.